bu hafta Tarantelli ile beraberiz. Hoşaf. Taran abiyle biz çok önceden tanışıyoruz aslında. Bir gece buraya gelmiştim, o zamanlar maymunu vardı abi. Ama maymun sizlere ömür. Toprağı bol olsun. Toprağı bol olsun. Yaşı gelmişti. Taran abi çok anlatmaya gerek yok ama bilmeyenler için ben buradan bir söyleyeyim. Taran abi motor sektöründe bir numara adamlardan bir tanesi. Ver coşkuyu. Vereyim mi? Ver ver. Taran yardım. Abi şimdi ben sormadan sen anlatmaya başla. Mikrofona doğru yaklaş ama. Mikrofona abi. Konuşuyorum tamam. Taran abi. Taran abi. He abi. Abi nasıl başladın? Nasıl başladım? Oğlum 14 yaşındaydım işte başladım. Atatürk Sarayı'da başladık. Biz sanayi çocuğuyuz. Sanayide büyüdük zaten. Bir tane egzozu vardı. İskender'den önce tabii. İskender kardeşimiz. Ondan önce bir tane egzozu vardı. Orada demir boru bükmeyle başladık. Jeep'in tamponlarını yapmayla başladık. İşte tampon yapıyoruz. Polisaj yapıyoruz. Ulan o polisaj nasıl oluyor? Domuz yağı nedir? Polisaj yaparken ağzımıza niye kaçıyor? Öyle başladı işte serüven. Yani çok eskiye dayandığında sanayi background'luyuz. Atatürk Sanayi. Şimdi baktığımızda aslında abi hani herkesin böyle bir hikayesi vardır ya mesela hani. Ben de öyle gariban bir hikaye aramayacaksın. Öyle böyle böyleydik biz işte araba TV yapıyorduk filan. Bu TV... Hayır. Ya YouTube'da görüyorum da lavuk atlantıyordu işte araba TV yapıyorduk sonra Ferrari aldık filan. Şimdi saatim 50 bin dolar filan. Bunlar boş işler. Onları geçeceksin. Yani gerçek realini istiyorsan Atatürk Sanayi'de kendi hobilerimizi yapmaya çalışırken egzozcularda, fibercilerde mesela Temelli'nin üzerimizde hakkı vardı mesela. Hüseyin abi belki hala dünyanın en önemli 10 adamından bir tanesidir fiberde. O öyle büyüye. Hayatımız saraylarda geçti. Bağırma oğlum, bağırma lan. Bu arada tabii bizim biliyorsunuz ekibimizde her zaman aksaklıklar oluyor. Ne montajcımız zamanında geliyor, ne sunucularımız zamanında geliyor. Şu anda da hoş geldin kardeşim. Ne haber? 10 dakika oldu. Fatih abi yeni geldi. Evet Fatih abi. Fatih. Hoş bulduk kardeşim. Fatih abi geç otur. Ben ne sordum Taran abi? Abi geç gelirsen anlayamazsın oğlum, tabii ne sorduğunu. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda ya. Abi ona göre çıkacaksın. Oğlum Kuştepe lan burası. Şey... Burcuma mı zannettiniz? Evet. Taran abicim, senin yaptığın motorlarla alakalı eskiden beri şöyle bir şey vardı. Tabii ben bunu biliyorum ama seyircilerimiz de bilsin istiyorum. Bu motor yatmıyor. İşte sürekli arıza çıkartıyor. Ondan sonra hiçbir işe yaramaz bu gibi tipik, şeyler tipik söylendi. Türk bok atması. Karalaması değil mi abi? Yani bu normaldir. Bunu bu sadece Türklerde vardır bu biliyorsun. Bizde evet. Böyle hem sahip olamadığın şeye ya da senin malından iyi olan bir şeye veya senin senden farklı olan bir şeye bir böyle bir tükürme vardır. Normaldir. Onlar bana yok arkamdan tükürürler. Benim önüme geldiklerinde abi derler ne makine be derler. Bu normaldir. Bunu hiç ayıplamaya gerek yok. Şimdi bize 2005 yılında yaptığımız motorlar dediler ki ya ulan bu kocaman motor nasıl döner? Çeşme yolunda nasıl döndüğünü gördüler. 50 motor gittik. Dönülmeyi nasıl ders verdik onlara nasıl dönülür diye. Sonra dediler ki işte bu motorlar hızlı gitmez. Ulan 166 beygir, 170 beygir motor nasıl hızlı gitmez? 2000 cc motor üzerinde. Ya böyle aptal aptal söylemler hep oldu ama bu olacak. Ya, tabii. Şu anda da olacak. Normal ben artık bunlara alıştım. O zaman ilk zamanlarda şey yapıyordum. Hırs yapıyordum. Aa dönemez mi dedi gelsin o zaman çıkar falan. Hala dönemez. Ya, yürü oğlum be. Motor dönmez zaten. Süren döndürün kardeşim. Motor git dönebilen bir şey değildir. Sen üstündesin sen döndürüyorsun. Kenan Sofuoğlu var kardeşimiz. Buradan Adapazarı'na gitti. Arkasından gidene kadar anam ağladı. Bir de Kenan burada diyor ki ya Taran bunun arkası çok büyük abi nasıl olacak abi filan carçut bir baktım yok oldu. Yani bu sürücüyle alakalı bir şey babacığım. Doğru. Şimdi abi herkesin merak ettiği şey genelde işte otomobil paylaştığımızda derler ki bu otomobil ne kadar ne kadara mal oluyor. Şimdi merak edilen bir konu ben bir Harley aldım ya da geldim Tarantelli'ye dedim ki bana abi şöyle bir motor. Şu güne kadar yaptığın en maliyetli motor hangisiydi ne kadara mal? Oğlum böyle bir kafa yok en maliyetli. Abramovich'e bile motor yaptım ben yani. Bu senin fantezinle alakalı bir şey. Senin fantezin ne kadar büyükse pakette o kadar büyük oluyor. Yani bu tamamen eşdeğer bir şey. Yani gelirsin dersin ki Taran benim 10 bin euro param var abi bana ne yapabilirsin sana gösteririz ne yapabildiğini. Dersin ki Taran benim hayal gücüm bundan bana biblo gibi olsun limit evimin salonuna koyayım. Limit ya bu fanteziyle alakalı bir şey. Yani kaç paraya motor yaptın? Çok paralara motor yaptım. Yani çok. Abi Guinness Rekorlar kitabına gir bak orada yaz internette yaz oraya dünyanın en pahalı 5 motoru diye. Zaten Guinness Rekorlar kitabında bir tanesini göreceksin. Aynen. Kaç tane var abi şu ana kadar yaptığın motor?
2005'ten bu zamana kadar yaklaşık geçen gün auditçi firma vardı, şirketi değerlendiriyoruz. 680 tane A'dan Z'ye 0 TT motoru yapmışız. 800 tane de Harley Davidson customizing yapmış. Peki mesela şimdi abi dedin ki Abramovich'e yaptık. Ve işte deme işte bir reklama gerek yok. İşte bir adam işte Rus. Ya, abi bak, Rus bir adamdı. Ya bu şey değil hani reklam gibi değil. Ben ya. Merak ettiğimden soruyorum bunu. İşte şahsı meraktan gelir her şeye meraktan gelir. Abramovich motor yapmış bir adam hani kimlere yapmıştır diye kafamda geçiriyorum. Çok kişiye yaptık. Kimlere yaptık? Yaptık. Sylvester Stallone'a yaptık. Jason Statham'a yaptık. Yaptık. Çok yaptık. Yani motoru yapmak iyidir. Önemli olan bizimki bir motosiklet satmıyoruz. Biz bir yaşam tarzı satıyoruz. Sen kaç evet. tane kişide TT dövmesi var biliyor musun? Adamın direkt elinde var zaten. Yani şöyle düşün. Harley Davidson diye bir marka var. Dünyada 105 yıllık 200 ne boksa. Herkes dövmesini yaptırıyor. Çünkü niye? İşte adam 100 yıl. Ulan biz 15 yıllık firmayız. Bizim dövmemizi yaptıracak saygı diyorlarsa Allah üstüm başımızın üstüne abi, daha ne olsun. Sen sonra devam et. Ha öyle birden şey yaptın yine topu attın. Maşallah mı var senin? Ben sordum abi sen sor. Tamam, sor, sor oğlum sor. Soralım sor. Abi ne istiyorsun sen onu soralım abi. Ya hakikaten bir rakam ver ya çok merak ettim abi. Gözünü seveyim ya. Çok para oğlum çok para. Yaz ya, çok para diye yaz da çıkıyor. O zaman Rus şey işte Rus biri yani. Oğlum vergi derse başımı belaya mı sokacaksın? Manyak mısın desin? Para işte pahalı. Tamam o zaman Dubai'de yaptığın bir motorun şeyini söyle. 100 bin euro, 150 bin euroya motorlar yaptık. 250 bin euroya da motor yaptığımız oldu. Ya ama yani böyle bir fantastik şeyini söyleyince böyle başlık atarsın. 700 bin euro motor yapıyor va ya, falan. Böyle attığında insanlar diyor ki o öküze bak ya 700 bin euro motor satıyor abi, demirden. Nate abinin garajında ben 3 milyonluk garaj diye şey var, yaptım. Var işte var pahalı motorlarımız var. Yani mutlu olmanız lazım. Oğlum bir Türk adamı motor yapıyor. Abi biz zaten mutluyuz. Ve bunlardan insanlar Instagram'dan yazıyorlar. Abi çok güzel motorlar yapıyorsun ama çok pahalı. Ulan nasıl yapmayayım? Bu adamları ağaç kovu mu lan burası? Bunların hepsi elle yapıyor, elle dövülüyor. Makine yapmıyor ki, robot da yapmıyor. Deminden beri diyoruz yapıyorum ya. Ben yapmıyorum beyler, biz yapıyoruz. Biz aynen. burada yani sen şimdi Tarantelli'yi görüyorsun. O TT görüyorsun. Ulan bu TT'nin altında ne var? Kimler var? Ama ne? TT'nin yüzü sensin abi. Şimdi tabii, kime soracağız abi? Yüzü benim çünkü benim hayalim, benim markam. Evet. Ama bu bir takım işi. Bizim başarılı olmamızdaki en büyük sebep bu takım ruhunu doğru yaşayıp doğru kanalize ettik herkesi. Benim ilk bildiğim ön tarafta başlamıştık değil mi abi? 2005'te ilk dükkanı açtık. Ondan sonra 2005 İşte ilk dükkan üstü yaptık. Ondan sonra yanı yaptık. Ondan sonra 2009'da Harley'i aldık. Türkiye distribütörlüğünü. Bosphorus Harley'i kurdum ben. Fenerbahçe'de de bir yer vardı. Sonra Kızıl Toprağı açtık. Ondan sonra Harley'i sattık. 2010'da burayı yaptık. Yo, zaten burası vardı da burayı büyüttük. Şimdi Dubai var, Miami var, Hollanda var, Almanya var. Dubai sabitte duruyor mu abi şu an? Duruyor. Dubai sabitte duruyor. Dubai bizim hub'ımız yani. Bütün Suudi Arabistan, o kıtayı, Arap kıtasına oradan gidiyoruz. Peki abi. Meraklılar mı bu arada? Meraklılar tabii. Orada deve çok popüler. Deve ile at birbirine çok şeyden gidiyor. Peki abi şeyi sorayım sana. Sor. Bu Harley ile aranda ne geçti abi? Çok iyi. Nasıl ne geçti? Acayip bir aşk yaşadık. Hayır abi öyle değil ya. Bu bayi ile senin arandaki sıkıntı nedir abi? Bayi hangisi? Şu andakiyle mi eskisiyle mi? Hayır eskisiyle abi. O çok merak ediyorum. O zaman demiştim o eski sakallı abiye. Demiştim ki gel beraber yapalım. Biz motor yapacağız. Biz de makara yapmıştı. Siz demişti Türk malı işte Türk Telekom Türk malı PTT MTT motor yapın diye. O gün bugündür yerleştirildi 4 yıl oldu işte. Sonra bizim aldığımız Harley'i de bize kafa tutmayacak. Bu hayatta hep böyle herhalde. Ama bu kadar güzel bir şeyin, bu kadar başarılı olan bir şeyin başkası tarafına kafa tutması. Sonuçta 150 senelik parça yani. Kafa tutamazlar. Bizim mezara giderler. Biz mezara gideceğime kafa koymuş bir grubuz yani. Bizim öyle hani bizi karalamayla olmaz babam. Evet abi senin yani ekibini biliyorum ben. Ekibin de eski. Bu ekibe ne teklifler geldi. Paralar, çantalar da geldi. Satın almaya çalıştılar. Bu ekibi içeriden dağıtmak için müşteriler, şirketler kurdular. İşte benim haberim var geliyor. Herif arabada çantada para veriyor. Gel bizim yanımızda çalış falan. Ya hepsi ne oldu mantarladı. Bu bir bağlılıkla alakalı bir şey. Biz kafaya koyduk biz bir aileyiz. Baş koyma gibi şey doğru söylüyorsun abi. Şey diyorlar hani %1 bizde öyle şeyler olmaz. Biz kardeşiz, biz bir aileyiz, biz bir aşiretiz. Biz öyle %1 olmaz. Bu Amerika'daki mesela ben bazen belgeselleri izliyorum. Dış kanallarında vesairede yayınlanan OCC var mesela abi. Onlarla bir görüşmeniz, bağlantınız var mı? Ben onların yanında 1999 ile 2000 arasında onların yanında 6 ay çalıştım. Altı ay onların da çalıştım. Amerika'da, New York'ta. Sadece görmek istedim. Yani bu adamların şov çok güzel. Show business var. İçi dolu mu diye. İçi tamamen kofti. İçeride hiçbir üretim yok. Şaseyi gönderiyor. Boyacı boyayı yapıyor. Airbrush'ı oradan geliyor. Kaynakçı kaynağı yapıyor. Ulan bunlar da sanki oyuncak topluyormuş gibi topluyorlar. Bir de videoyu çekiyorlar. O ona küfür ediyor. Al evet. sana show.
Evet. Devam. Oğlum. Abi bir şey söyleyeceğim. Hep ben sormayacağım adama. Ben sen soruyorum adama zaten. Bu programı sana beraber yapıyoruz. Evet ya. Bu kadar terbiyesizle şunun lüzumu yok. Bir kere bir hikaye anlatayım size. Bir gün bir benden motor alan bir İzmirli vardı. Adı Panter'di. Altuğ Önder. Şeye gitti. Bozcaada'ya gitti motorla. O zaman da ilk 2005 senesi. Biz de kayışlı yapıyoruz motorları o zaman. Geçen ulan, sormuştun ya sen. Kayışlı motorlar yapıyoruz. Şimdi bu bunlarla basıyor. Bana telefon açıyor. Tarhan tokatladığım yolda deli oldular. Tarhan viraj alırken deli oldular. Tarhan böyle oldu. Dedim altı oğlum nazar değecek dedim lan. Tamam heriflerle dedim makara geçmeyi bırak dedim ya. Yanlarında git dedim. Yok dedi ben dedim fena. Çünkü herife de diyor bu motor gitmez. Bu motor dönmez. Kocaman motor yapıyorlar ya normaldir. Türk mantığı bok atmak. Bu bunları tokatlıyor. Ulan adaya geliyor, kayış kopuyor. Çocuk bana telefon açtı, dedi ki ya Tarhan dedi, canımız sağ olsun dedi. Ağızlarına dedi şey ettim, İçinden yolda. İçinden geçtim ama iç, olmadı. Dedi öyle dedi. İçlerinden geçtim dedi. Dedi kayış koptu dedi. Telefonda sesi böyle geldi bana. Tarhan dedi ya, her şey çok ama dedi kayış koptu. Ulan benim beynimi kandırdı, volunt diye etti. Helikopter kaldırdım burada. 2,5 saat sonra. Hizmeti görüyor musun? Burada. Şeyle, kayış götürmeye. Tabii ben. Ben usta sana bir Erdem, şey söyledim. Demin soracağım sorulardan biri buydu zaten. Yani, helikopterle indik Bozcaada'ya kafalarına indik. Hizmeti görüyor musun abi? O zaman Bozcaada'da bunlar böyle bir kalabalık grup işte hani o ismi Hog Mok Cart Çurt. Orada böyle kalabalık çıngır mıngır dereye tekler zincirler mincirler. Herkes çıngır mıngır oradalar. Bizimki de o altıda orada panter. Ortalarında duruyor garibim. Kayış kopmuş ya mantarlamış artık. Psikoloji de bozulmuş herifler yapıyorlar. Abi yukarıdan ben telefon açtım dedim panter yukarı bak. Pa, 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 pa. Dedi ki Tarhan burada inilecek yok. Dedim ki çekilsinler oraya ineceğiz. Oraya yemek yedikleri. Pata 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 indik oraya. Elimde kayışla çıktım. Erdal kayışı değiştirdi 5 dakikada. Verdi. Dedim halta var mı başka bir şey dedim. Yok dedi. Bindim helikopter. Pa 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 geldim. Şey havaya bak. Bu sonra efsane oldu ama bu aralarında bu konuşula Tarhan'ı delilendirmeyin. Helikopterle iner kafanıza falan diye. Peki abi bu yeni proje var mı elinde? Bizde proje bitmez ki. Beyin durmuyor ki zaten. Proje bitmez. Elektrikli motoru var, elektrikli skuter var, elektrikli araba var, elektrikli tekne var, yat var, helikopter var. Her şey var, var, var. Bitmez proje. Şimdi mesela sizin YouTube, sizin takipçileriniz mesela neyi sorarlar, merak ederler. İşte bu motorların nelerini biz yapıyoruz. Bunu anlatayım ben size. Başka motoru siz mi yapıyorsunuz? En çok soru bu. Bu kadar salakça bir soru yok mesela. Motoru siz mi yapıyorsunuz? Otomotiv sektörü ya da motosiklet sektörü parçaları kendisi üretmeyi en aza indirgemeye çalışır. Neden? Eğer motoru da adam yapar ise fabrikada üretim bandı parkuru yavaşlar. Siz Chrysler'in günde 2453 araba ürettiğini biliyor musunuz? Bak en düşüğü ha. Günde. Ve ben o production line'da şunu gördüm. Lan adamlar tuvalete gitmeyi yazmışlar. 2,5 dakikan var kardeş. Yaptın yaptın yapamadın altına sıç. Çünkü adam bunu üretirken oradaki çalışanları bir robotizasyona soktu. Ben de Detroit'te diyorum ki Chrysler'le o zaman Dodge Viper firmasını satıyorlardı. Biz Dodge Viper'ı satın almak için gitmiştik kısmet. Dediler ki Tarhan biz ne zaman parçaları tamamen üretimini keseriz o zaman çok büyük para kazanırız. Eğer parçaları kendimiz üretmeye devam edersek zorlanırız. Bizde arkadaşlar parça, elektrik tesisatı, çamurluk, ön takım, arka takım, jant, fren sistemleri, diski, deposu, koltuğu aklına ne geliyorsa. Ha motoru sen mi üretiyorsun kardeş? Motoru ben üretirim. Bir CNC makinem alırım bir tane 580. Koyarım oraya işlerim. Ama geri zekalı olmam lazım bunu yapmak için. Bir tanesi mal olacak bana 15.000 dolara, bir tanesi bana mal oluyor 2.500 dolara zaten alıyorum. Sen zannediyor musun ya Harley kendi yapıyor motoru. Nah kendi yapıyor. Harley'in de çalıştığı firma var. Honda kendi yapıyor. Bognak Honda kendi yapıyor. Her firmaya böyle üreten firmalar vardır. Chrysler'de var, Cadillac'ta var. Yani bu bilgisizlikten bir Allah rızası için kurtulalım. Ha motoru da biz yaptığımızda biz... Yok öyle bir şey. Arabanın %51'ini yaptığın an araba senin üretimindir. Ha bunu da yapacak şeyler yaparsın yani. Ha biz ne kadar biz %70'ini yapıyoruz zaten. Şu an ben de senin motorlarından almak istiyorum çok ama o kadar kudretim yok. Biz neden mecbur Harley alacağız? Yani ya bir şey bak şimdi bu da yanlış mesela. Diyorlar ki abi ben de TT markası yeleğimi giyeceğim filan. Ya kardeşim gel buraya motorunu boyat biraz değiştir. Zaten biz TT markası logosunu vuruyoruz sana. Seni bu aileden kılıyoruz. Sana yelek veriyoruz. Sana bu tutkuyu yaşatıyoruz. İlla tomarla paran olacak da bastın paraları Leyla'yı al bana bir TT. Öyle bir şey yok. Her bütçeye göre var. Ver getir bir tane Harley'ini. İki tane direksiyonu değiştirin. Bir boyayalım. Biz zaten seni kırmıyoruz ki. Yani diyor ki işte ben Harley Davidson logosunu sökeceğim. Sök kardeşim tamam biz ama bir şeyler yapalım. Görünürlük motorla alakalı bir sticker yapmak istiyoruz biz. Ne yapacağız? Bilinçli. Sticker'la çok mu sık diyecekler? Yok şöyle. Ne sticker'ı oğlum? Araba sahiplerine bilinçli olanlar şey yapsınlar abi yapıştırsınlar. Neyi? Onlar, arabaya? Arabaya sticker abi motorla alakalı. Ne yapıştıracak arabaya? Motorcu yapıştırır onu ya sen bizi bu arabada bebek abi var yapıştırıyor ondan mı yapıştırıyor? Hayır bebek değil abi. Abi ya. Arabada var ya hani yapıştır arabada bebek var diye. Ya abi
Böyle çılgın projeleri var. Bizi batırmaya çalışıyor. Evet, stickerla. Stickerla ne çılgınlık yapabilirsin ya, stickerı yaptıracağım bizi çekeceksin. 10-15 milyar zarar edeceğiz şimdi senin sticker yerine. Boş ver sticker'ı, sticker'ı. Şey siz açın bu işte YouTube'dan. Tarhan abi sponsor oldu. Apasa nereye sponsor oldu? Oğlum evet. Açın YouTube'dan oradan basın. Arkadaşlar Allah razı olsun. Motorlara hor görmeyin. Dur oğlum dur. Tamam, motor. Oğlum motora sticker daha oturamıyor götün üstünde. Abi sıkıntı yok, sıkıntı yok. Buradayım. Evet. En çok gelen sorulardan bir tanesi, abi televizyon programı niye yapmıyorsun? Bizim işte Amerikalı Canton Cars'tan ne eksiğimiz var? Benim Orange County... Ya arkadaşlar, bizim hiç kimseden eksiğimiz yok. Bizim onlardan fazlamız var zaten. Biz onlardan daha vizyonluyuz. 150 yıllık geçmişi olan bir ülkeden bahsediyorsunuz. Ya biz osursak 500 yıl osuruyoruz zaten. Yani 150 yıllık geçmişi olan bir Amerika mı bize dedim ders verecek? Gözünüzü seveyim. Türkiye Cumhuriyeti'ndesiniz ya. Bir toprağınıza bakın. Bir kaz bakayım ne çıkıyor. Tarih yazar çıkıyor. Onlarda kazıyorsun ne çıkıyor? Ayva çıkıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Onun için ama bizde rütük var. Bizde rütük var. Bizim televizyon programımız kasırlı bir 3 dakika kalır program. Çünkü bizim hayat tarzımız, biz yapmacık olamayız. Yani bizde yapmacık olma şansımız yok. Diyorlar ki filmlerde niye oynamıyorsun? Ya ben artist miyim? Ben rol bir şey yapamam. Ben bana şunu yap derdini yapabilecek bir karaktere sahip değilim zaten. He, televizyon programı olur mu? Olmaz. Çünkü o televizyon programı her hafta cezadan ama, kapanır. Ama bildiğim kadarıyla YouTube kanalı zaten vardı. İşte yeni. İşte yapıyoruz. He. YouTube kanalı dediler evet. Ki abi YouTube. Tamam YouTube. Dediler ki YouTube'da küfür de edebiliyorsun. Dedim ki küfür değil mevzu. Yani bizim mizacımıza uymuyor dedim. Bizim şey, aynı kafa. He, YouTube'da olacak işte. YouTube'da takip edin. Ne diyorduk YouTube kanalı? Tarhan Telli. Tarhan Telli. Takip he. Ediyorsun. Takip ediyorsunuz. Tamam. 31 bin kişi var. Devam. 50 bin yapalım. Bana da teşekkür et. Ya sana etmiyorum teşekkür meşekkür ya. Geç geliyorsun abi. Bak geç geliyorsun. Ondan sonra yok sticker mi sticker. Çılgın fikirler. Kafa karıştırıyorsun. Kafa karıştırıyorsun. Gerek yok. Anladım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bizde kalın. Takipte kalın.